Bakın hepsi yeni hesaplar çok ön plana çıkartılıyor. Şu an bizim gibi eski fenomenler artık eskisi gibi ön plana çıkartılmıyor. Neden biliyor musunuz? Yeni hesaplar, yeni hesap olduğu için daha çok hızlı yükseliyor. Aklınızı kullanan herhangi bir yeteneğiniz varsa bunu hemen TikTok'a çevirin. TikTok'ta çünkü çok güzel keşfet var. Bakın en iyi keşfet şu an TikTok'ta, haberiniz olsun. Merak ettiğiniz soruları cevaplamaya hazırım. Furkan eyvallah. Yayınlarla çift tıklamayla para kazanılıyor mu? Hayır arkadaşlar. Çift tıklayarak süslamayla para kazandırmıyorsunuz. Sadece şuradaki skoru yükseltiyorsunuz ve yayınımız yükseliyor arkadaşlar. Çift tıklama para kazandırmıyor. Evet, merak ettiğiniz sorular var mı cevaplamaya hazırım arkadaşlar. Selamlar, hoş geldiniz bu arada. 1700 kişiyiz. Evet. Abi sosyal medya hakkında soru sorun bana. Merak ettiğiniz ne varsa yapmam hazırım. Kaç takipçiyle mavi tik alınıyor? Arkadaşlar mavi tik takipçiyle alınmıyor TikTok'ta. Eskiden biraz kolaydı ama şu an çok zor. Ya sanatçı olmanız lazım, ya futbolcu olmanız lazım, ya oyuncu olmanız lazım. Ya da herhangi diğer platformlarda mavi tikiniz olmanız gerekiyor. Haberiniz olsun, mavi tik TikTok'ta bu şekilde veriliyor. Bakın gözlüğe görüyor musunuz kız arkadaşım? 2000 o takipçisi var, televizyonlara çıktı ama hala mavi tiki yok. Ama benim niye var biliyor musun? Ben çünkü yazarım. Dizi oyuncusuyum. Ayrıca da şarkım var. Filmlerden oynadım. O yüzden benim mavi tikim var. Evet, yine gelen hoş geldiniz. TikTok'tan paralar dolar olarak mı geliyor? Arkadaşlar TikTok'tan paraları dolar olarak çekiyorum ama hesabıma TL yatıyor. Ve anında geliyor. TikTok'tan kazandığım para hemen hesabıma geliyor. Evet, devam edelim. Merak ettiğiniz soruları cevaplamaya hazırım gençler. Yeni gelenler hoş geldiniz. Buradan takip edin. Herkes takip alsın beni buradan. Nasıl bir jetonu kazanan için ne kadar? Anlamadım. Çok güzel videolarım var ama özgüvenim yok. Yardım eder misin? Özgüvenim lütfen kırmanı istiyorum. Özgüven çok önemli. Dünyaya bir kere geliyorsunuz. Ne olursa olsun TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da olsun yeteneğin varsa paylaş. İnsanlar seni severse zaten özgüveni fark ederlerse sen patlarsın. İnsanlar çünkü yeni yüzler arıyor. Artık eski yüzler bitiyor, bıkılıyor. Bakın çoğu fenomen şu an izlenmiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Eski yüzler artık izlenmiyor. Yeni yüzler lazım. Belki beni şu an izleyen şu an 2200 kişiden 10 tane kişi şu anda 2023'te fenomen olacak. Nereden bileceksiniz? Bilemeyiz bunu. Videolardaki izlenme sayısına göre YouTube'daki gibi para kazanılıyor mu? Arkadaşlar TikTok'tan izlenme sayısından para kazanılmıyor. Öyle bir şey yok. Bakın ben işin içindeyim. Benim aylık 30-40 milyon izlenmem var TikTok'ta. Öyle bir şey olsa ben milyonerdim. Şu anda TikTok'tan izlenme başına para kazanmıyoruz. Ama canlı yayınlardan, ayrıca de sponsorlardan para kazanıyoruz. Yayınlar nasıl keşfete düşer? Canlı yayınların keşfete düşmesi için arkadaşlar farklı şey yapmanız lazım. Mesela kamera karşısında böyle durup sohbet etmeniz değil. Yemek yapın. Oyun oynayın. Oyun yayınları yapın, dışarıda gezin, vlog yayınları yapın, alışveriş yapın. İnsanlar farklı şeyler izlemek istiyor. Siz ne olursa olsun her zaman böyle olun yani. Evet, devam edin. Sorularınızı cevaplamaya hazırım abi. Şöyle, hatta şöyle bırakıyorum. Metin tabanlı anket abi. Şöyle bir devam ediyoruz. Hesaptaki parayı nasıl çekeceğiz? Hesaptaki parayı çekmeniz kardeşim, bir tane bir banka hesabın olması lazım. Banka hesabın olduktan sonra senin hesabındaki para hemen çekiliyor. Naz baksana son video kaç dakikada kaç izlenmiş. Nasıl ünlü olur? Ünlü olmak için arkadaşlar bir yeteneğin olması lazım. TikTok'tan ne kadar kazanıyorsun? TikTok'tan aylık ortalama kazandığın parayı söyleyeyim ben sizlere. TikTok'tan aylık ortalama arkadaşlar 60 bin ile 120 bin TL arasında para kazanıyorum. Ama şöyle diyeyim sizlere, bunun zaten %15 vergiye gidiyor. %15 kalan da geri harcamalar falan desek bana çok bir şey kalmıyor. Ama çok daha çok kazananlar var. Bakın her gün TikTok'ta yayın atsanız çok kötü ya. Her gün TikTok'ta yayın atsanız böyle, tamam mı? Bir saat falan 10K hediye gelsin size destekçilerinizden çok güzel kazanırsınız yani. Her gün 1000 TL. TikTok'ta takipçi hilesi yaparak keşfedip düşüreyim mi? Hayır. TikTok'ta hile yaparak hiçbir yere gelemezsiniz. Sadece kendi egonu tatmin edersiniz. O yüzden arkadaşlar TikTok'ta hile yapmanızı önermiyorum. PK'da VN win alınca rakipten bir getirisi var mı? PK'da win alınca rakipten bir getirisi olmuyor. Winler sadece görüntü. Hiçbir şekilde getirisi yok. Onu sermek ayda kaç para kazanıyor hiç bilmiyorum. Vergi ödüyor musunuz? Evet, TikTok'ta vergi ödeme var arkadaşlar. Vergi nasıl ödüyoruz? Vergi ödemek için yapmanız gereken şöyle bir şey var. Bir muhasebeciye gidiyorsunuz, bilgilerinizi veriyorsunuz. Ondan sonra cama sizi vergi dairesine gönderiyorlar. Oradan da vergi dairesinden vergi şirketinizi açıyorsunuz. Şirket açmanız gerekiyor. Vergi ödemek için şahıs şirketi kurmanız gerekiyor. Muhasebecinizin olması gerekiyor. Çok kolay işler. En fazla 1000 lira falan tutuyor. Verginizi ödeyin, kafanız rahat olsun. Çünkü vergi ödemeyenlere ceza gelecek. Şu an beni izleyen 1600 kişi. TikTok'tan para kazanıyorsan sürekli, sen vergi ödemiyorsan bu işin hapse kadar yolu var. Lütfen verginizi ödeyin.
Ne olursa olsun kazandığınız her paradan vergi ödeyin. Hapiste kadar yolu var. Bakın bu iş çok ciddi. Dikkat edin yani. 10K ne kadar kazandırıyor? 10K'lık bir hediye ortalama 1000 TL kazandırıyor. 1000 TL. Arkadaşlar. YouTube'dan kask para kazanıyorsun. YouTube gelirimi şu an söylemek istemiyorum. Şu an TikTok hakkında konuşuyoruz. TikTok'ta yaş sınırı artı 18 gençler. 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Saçların niye mavi? Maviyi seviyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz şu, söylüyorum ben sizlere. Tekrar edeyim yeni gelenler için. Sosyal medyada nasıl fenomen olunur? Sosyal medya hakkında konuşuyoruz. TikTok'ta nasıl iyi yerlere gelirsiniz? Nasıl para kazanırsınız? Bunları anlatıyorum. Evet. Konumuzu devam ettiriyorum şu anda. TikTok'tan bir kendim konu başlatıyorum. TikTok'tan iyi bir yayıncı olmak için yapmanız gerekenleri söylüyorum. Beni şimdi dinleyin. Arkadaşlar öncelikle kendinize bir seçim yapmanız gerekiyor. Sen oyun yayını mı yapacaksın? Yemek yayını mı? Moda yayını mı? Alışveriş yayını mı? Ne bileyim efendime söyleyeyim sevgili yayını mı? PK yayını mı? Bunu seçmen gerekiyor. Ona göre öncelikle evinde bir arka plan yapman gerekiyor. Arka plan çok önemli. Işık almanız gerekiyor. Tripod almanız gerekiyor. İnsanlar arka planlı yayınlara çok daha çok dikkat çekerler. Bir ışık olması gerekiyor. Işıksız yayınlar önerilmiyor bu arada. TikTok yayınlarınızı önerilmesi istiyorsanız ışığın iyi olması lazım. Arka planınızın iyi olması lazım. Kalitenin iyi ve özellikle en önemlisi internetinizin çok iyi olması lazım. Bunlara dikkat edin. Sizler de yayınlarda bu şekilde bunlara dikkat ederseniz yayınlarınız önerilir. Ve arkadaşlar yayınlarınızı daha iyi şekilde yaparsınız. Ne kadar vergi ödüyorsunuz? Ben %15 ödüyorum. Mesela ben 10 bin lira param kazandım arkadaşlar. 10 bin lira. Bunun %15 kaç yapar? 1,5 lira mı yapar? 1000 lira mı yapar işte? 1000 lirasını ben devlete vergi veriyorum. Ben veriyorum. Semih var olarak veriyorum. Ama X isimleri vermiyor ise ben enayi değilim. Merak etmeyin. Devlet acımayacak. Vergi ödemeyenler sıkıntıya girecekler. Ben buradan söylüyorum, ceza yiyenler çok oldu. Mesela 100 bin lira vergin varsa sen onu ödemediysen devlet senden 300 bin lira alıyor. 400 bin TL alıyor. 3 kat ceza ödüyorsun. Sen bu yayını izleyen kişi TikTok'tan, YouTube'dan, Instagram'dan kazandığın bir 100 bin liran varsa hesabına bu para girdiyse sen bunu vergisi ödemediysen devlet bunu hani görmezden gelmiyor. Bak dikkat et yani. İlla gelecek bir ceza sana. Haberin olsun çünkü ben ödüyorum yani, ben enayi değilim. Şu anki canlı yayından kaç para kazanılır? Arkadaşlar mesela şu anda bir tane İbrahim diye bir arkadaşım bize hediye göndermiş. 220 jeton. Biz bundan örnek veriyorum. 20 TL kazandık. 20 TL 30 TL. İbrahim bana bir tane, iki tane unicorn gönderseydi eğer ki ben 1000 lira kazanacaktım. Bize bağış gönderiyor. Sıfırdan başlayıp TikTok'tan nasıl para kazanılır? Arkadaşlar sıfırdan başlayıp TikTok'tan para kazanmak için geleceğim biraz sonra. Ne oldu? Yayını bastık. Biraz sonra geleceğim yanınıza. TikTok'tan başlayıp para kazanmak için arkadaşlar yapmanız gereken tek bir şey var. Abi nasıl diyeyim sizlere ya? Farklı şeyler yapın. Farklı müzikler, olaylar yapın. İnsanların içine gidin, sorular sorun, röportajlar yapın. Yarışmalar yapın. Bakın herkes yapıyor. Siz ne yapamıyorsunuz? Kameranızı alacaksınız, çıkacaksınız caddeye. Sor mesela insanlara, de ki işte Türkiye'nin işte en zengin şehri, 5 şehri sor. Bir tane 5 lira ver. Sallıyorum, bir olay yarat. Bir şey yap, onu montajla uğraş. Bak seveceksin yani, emin ol. TikTok'taki keşfet çok güzel. En iyi keşfet TikTok'ta ve en hızlı fenomen olabileceğin yer TikTok. Bir insan YouTube'da kolay kolay fenomen olamaz. YouTube çok zor bir şey, televizyon gibi. Bak 10 yıldır sosyal medyadayım, yemin ederim TikTok kadar hızlı fenomen olunan bir yer görmedim. 2 günde fenomen olan insanlar var burada ama unutuluyorlar. Unutulmamak çok önemli bir şey burada. Devam ettirmek önemli olan. Bakın sirkülasyon. Ben 10 yıldır buradayım arkadaşlar. Devam ediyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü iyi içerikler yapıyorum. Sizler de iyi içerikler yaparak bir yerlere gelebilirsiniz. Bu sizin elinizde. Güzel çeken birisi olsun. Size bir önerim var bu arada. Çekimlerinizi iPhone'la yapın. Fenomen olmak istiyorsanız iPhone kalitesi biraz daha iyi. TikTok'ta kaliteyi ön plan çıkardığı için iPhone çekimlerinizi biraz daha arttırabilirsiniz arkadaşlar. Videolarınızda kaliteyi ön plana çıkartın. Berat'tan bir tane hediye geldi. Seni seviyor. Berat kralsın be. Arkadaşlar bakın şöyle yargıçlarımı görmek istiyorum. Şu anda hediye gönderenleri takip edeceğim. Sıralamaya girmek istiyoruz bu arada bir yandan. Abi sıralama için bir de şu anda bir goldmine lazım. Bir goldmine gelirse sıralamaya gireceğiz. Bak 2000 kişiyiz. Bir dakika. Konuya devam edeceğiz. Takip eder misiniz? Takip eder misiniz beden beni? 2000 kişi. Takip et abi, takip et. Konuşmamız devam edecek sosyal medya hakkında, fenomenlik hakkında. Takip et. Bas. Herkes takip alsın beni bakayım abi. Allah razı olsun. 6 milyon. Yüksel'den de böylecik geliyor. Yüksel. Bu hediye gönderenlerin hepsini takibe alacağım yayından sonra. Evet, merak ettiğiniz soruları bana lütfen sorun. Allah razı olsun bu arada. Sorun abi. Abi sorun bakalım.
Merak ettiğiniz soruları şöyle bir sorun bakalım. Herkes sorsun. Sosyal medya hakkında, para kazanmak hakkında, jetonlar hakkında olsun. Her şey hakkında sorun abi. Mahmut teşekkür edemediği için. Aylık kazancın ne kadar? Arkadaşlar bunu açıkladım ben zaten sizlere. Sıralamaya girince ekstra para geliyor. Bak çok güzel bir soru geldi. TikTok'ta bu saatlik sıralamaya girince ekstra para kazanmıyoruz. Saatlik sıralamanın olayı şu arkadaşlar. Yayıncılar belli bir saat içerisinde kendilerini en iyi sıralamaya sokmak isterler. Çünkü niye biliyor musunuz? O sıralamada gözükünce onlar kendini böyle daha motive olarak görüyor. Ve herkes saatlik sıralamaya bakarak oradan insanlara gidebiliyor. Saatlik sıralamanın hedefi bu şekilde arkadaşlar. Para kazandırmıyor. Devam edelim. Nasıl fenomen olunur? Arkadaşlar fenomen olmak için yapmanız gereken Berat abiden bir boks elli beni. Dur ben takip edeyim ya. Berat abi seni takip aldım valla. Kesene bereket abi. Yapıştır abi. Kardeşini en iyi bir yaparsın sen. Ekran kayıtlarım açık. Al az kısar mısın? Facebook'ta niye mavi tükün yok? Valla bilmiyorum. Facebook vermedi daha. Var mı? Şu an çok önemli bir yayındayım da biraz. Ha? 5 dakika uçuracağım sonra şey yapacağız. Tamam sıkıntı yok. Ben bir saat burada yayında olacağım ama. Elçi Motor'dan bir tane para tabancası. Elçi Motor seni takip ettim. Allah'ına kurban. En iyi 75'teyiz bak. Şu an mesela Elçi Motor dedi ki kardeşimi ben destekliyorum dedi. Yani yayıncısın dedi. Sen yayın yapıyorsun. Senin sosyal medya masrafın vardır dedi. Sana bağış gönderiyorum dedi. Berat abiden bir para tabancası daha. Ne oluyor bu yayında? Berat abi Elçi Motor Allah razı olsun. Devam edelim abi sorularınıza. Arkadaşlar TikTok'ta şöyle söyleyeyim sizlere. Elçi Motors'tan bir tane karpuz aşkı. Baba Elçi Motors ne yapıyor? Herkes Elçi Motors takip etsin. Allah razı olsun. Bir yandan da sosyal medya geleceğim biraz sonra. Bir yandan da sosyal medya hakkında merak ettiğiniz soruları lütfen bana sorun arkadaşlar. Şu an yayınımızın konusu bu. Haberiniz olsun. Nasıl para kazanılır? Sosyal medya nasıl yükselir? Elçi Motors. Buradan 1800 kişinin de sana teşekkür ederim. En iyi 47'yiz. Belki de şu anda en iyi bir olacağız. Bak 20K'ya en iyi birdeyiz abi. 20K'lık bir hediye gelsin. En iyi birdeyiz. Haberiniz olsun. Belki gelir şu an bu yayında. Elçi Motors canımsın. Abi soruları alayım ben soruları. Merak ettiğin soruları şu anda görmek istiyorum abi. Sosyal medya hakkında. Arkadaşlar soru istiyorum sizden şu an sadece. TikTok hakkında merak ettiğiniz ne varsa şu an cevaplamaya hazırım. Sosyal medya üzerine. Arkadaşlar TikTok Sinan Başkan kesene bereket. Bir şapka gönder Sinan abimiz bize. Allah razı olsun takip ettim. Arkadaşlar ne sormuşlar bakayım. İzlenmeden para kazanıyor musunuz? Hayır, TikTok'ta izlenmeden para kazanmıyoruz. Elçi Motors kesene bereket. Şu an bize hediye gönderen de takip edin bu arada. Evet. Banlıyor. TikTok'ta nasıl banlıyorsun? Arkadaşlar TikTok'ta topluluk kuralları var. Bakın sizler hesaplarınız kapatılmamasını istiyorsunuz. Kartanes hoş geldin. Hesaplarınız kapanmamasını istiyorsanız. Ooo Elçi Motors'tan bir tane Goldmine. En iyi 36. Elçi Motors. Kesene bereket. Seni takip aldım ustam. Yani varlığın yeter. TikTok'ta topluluk kuralları uymazsanız hesabınız gidebilir. Bakın arkadaşlar TikTok'ta canlı yayınlarda bıçak, silah, sigara göstermeyin. Berat abiden bir surat teknesi. Berat Bütüç. Senin Allah'ına kurban. En iyi sıralamada şu anda abi. 30'dayız. Berat'la Elçi Motors yarışıyor. Arkadaşlar sizce Berat mı kazanır Elçi Motors? Merkez yorumları yazsın şu an kapışıyorlar bak. Birisi 2700 biri 2500. Sizce kim kazanır? Devam ediyoruz. Topluluk kurallarına uymazsanız hesabınız gidebilir. Canlı yayınlarda silah, bıçak, sigara, alkol kesin de göstermeyin. Ve artı 18 şeylere girmeyin. Videolarınızda da aynı şekilde hesaplarınız kapanmamasını istiyorsanız lütfen içeriklerinize dikkat edin. Çünkü burada Mahmut abi eyvallah. Çünkü bizi küçükler de izliyor. Ne olursa olsun çoluk çocuk da izliyor, büyük de izliyor. İçeriklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. TikTok topluluk kurallarını kesinlikle Elçi Motors'tan bir tane ne o? Balina Allah'ım ne oluyor bu yayına? 1700 kişi en iyi 20'deyiz. Elçi Motors Allah'ına kurban abi. Takip edin abi. Herkes takip etsin hediye gönderenleri. Sizlere de hediye gönderirler. Devam ediyoruz. Abi cansın ya. Seni ilk defa görüyorum. Kübra sağ olsun. Çekinmesem olacaktı. İşte yapamıyorum. Çekinmene gerek yok. TikTok'ta fenomen olmak istiyorsan ne olursa olsun çekinme. İnsanlar seni o şekilde kabul edecekler. Özgüvenin çok önemli. Özgüvenli olman gerekiyor. Ne olursa olsun video çekerken utanmayacaksın. TikTok'ta sen
insanların önünde olmaktan utanmaman gerekiyor. Çünkü utanma ya, utanacak ne var ya? Bir de çekeceksin. Hepimiz insanız yani. Onlar seni izliyorsa ne olmuş yani? Çekinme kardeşim. Özgüvenli ol. Bak dünyaya bir kere gidiyorsun. Sosyal medyada her zaman, tamam mı? Eğlenceli bir yer. Burada kimse kimseye şey yapmıyor. Merak etmeyin yani. Utanacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Sorularınızı almak istiyorum abi. 1700 kişiyiz bu arada yayınımızda. Elçi Motors'la Berat yarışıyor. Şu an Elçi Motors Berat'ı geçti. Sinan Başkan Mahmut Arslan da arkadan geliyor. Mahmut Arslan da burada. Yüksel abimiz de burada. Yayınımızda bizi izleyen yardımcılarımız. Sigara içiyor musun? Çok nadir içiyorum. Arkadaşlar hediye atarken kesim ücreti ne kadar oluyor? Yüklerken çekerken. Arkadaşlar mesela bir abimiz, beni seven abimiz bana hediye atıyorsa onun %60'ı benim, %40'ı TikTok'un. Ben öyle biliyorum. Elçi Motor gitti abi. İşimiz ne demiş bakayım, sorularınızı almaya devam ediyoruz. Sorularınızı. Arkadaşlar bakın sosyal medya hakkında soruları sorun var. Şu an başka soru sormayın. Konumuz şu an o. Berat abiden bir tane balina. Sen ne yapıyorsun? En iyi şu an 16'yız. Buradan İsviçre'ye selam. Berat Yaz Kral Tacuk Ay Sinan Başkan İsmet sağ olasın. Yayın açmadan para kazanıyor bazı fenomenler. Arkadaşlar yayın açmadan para kazanmak mevcut. Siz TikTok'ta siz sponsorlu reklam alabilirsiniz. Mesela sponsor ne biliyor musunuz? Mesela ben şimdi 6 milyon takipçi sahibim değil mi? Mesela 6 milyon takipçim var benim. Berat abi adamsın. Mesela X markası, giyim markası, bu tişörtün markası, Elçi Motors geri geldi. Elçi Motors geri geldi. Bu tişörtün markası diyor ki Semi Borol TikTok'ta beni paylaş, sana şu kadar para diyor. Bu da kazanma yöntemidir. Berat abiden bir para tavanesi. Abi hediye gönderene takip edelim orada. En iyi 16. Yoksa en iyi bir mi olacağız? En iyi bir mi olacağız yoksa? Elçi Motors'ta Berat abim burada. Abi ne oluyor bu yayında? 1600 kişiyiz. Evet. Videolarımız nasıl keşfede düşer? Arkadaşlar TikTok'ta videolarınızın keşfede girmesini istiyorsanız şarkılarınızı ilk seçmeniz gerekiyor. Keşfette olan şarkıları kullanmaya dikkat edin. Montajlarınızı iyi şekilde yapmaya çalışın. Ve videoyu çok uzatmayın. Bakın giriş, gelişme, sonuç. Giriş, gelişme, sonuç. 15 saniye maksimum. İnsanları sıkmayın. İnsanlar sizi izlerken Steam Otobüs'ten bir tane balina. Abo. Baba sen ne yapıyorsun ya? Elçi Motors 16. Elçi Motors'la Berat şu an kapışıyor. Elçi Motors şu an Berat abi geçti. Olmanız gerekiyor. Düzenli şekilde video atmak, aynı saatlerde video atmak, farklı sesleri kullanmak, farklı yöntemler ve TikTok'un özellikle TikTok'un geriye getirdiği filtreleri kullanın. Bunlar çok ön plana çıkartır sizi. TikTok'un filtreleri. Yani video çekiyorsunuz ya altta böyle efektler çıkıyor. Efektler falan böyle farklı farklı. Bunları kullanırsanız çok farklı şekilde ön plana çıkarsınız. Arkadaşlar yani demek istediğim şey şu. Filtreleri kullanın. Ondan sonra cama doğru açılar, doğru kamera açısı, ışıklar kullanın böyle, farklı konular, kendi yazdığınız video fikirleri. Bunları yaparsanız TikTok'ta ön plana çıkarsınız. Evet merak etme sorular almak istiyorum. Bu arada en yoğun işte, en yoğun 5'teyiz. Abimiz burada, Berat abi, Berat abi, Mahmut abiden bir tane yangın söndürücü. Dur seni takip ettim abi. Şu hediye gönderenleri takip alıyorum ya. Mahmut Arslancı, Sinan Başkan, Yüksel abi, Oğuz Bozkurt, Berat burada, Berat abi burada. Herkes Berat yazsın, Kral Tacı koysun. Evet devam ediyoruz. Merak ettiğiniz soru var mı? Aylık kaç para kazanıyorsun? Arkadaşlar bakın kazandığım para ortada benim. Kazandığım para ortada. Ben söylüyorum. 50 ile 150 arası diyelim mesela, tamam mı? Bunu zaten %15 vergiye gidiyor. Birçoğu yarısı TikTok'a gitse kazandığım para hesaplayın işte. Ben her gün sokakta insanlara para dağıtıyorum. İnsanlar kazansınlar diye. Ben bu kadar kazandığım paranın hepsini cebime atmıyorum. Emin olun ki. Farklı sorular mı istiyorum abi? Şu an sadece benim kazancıma yönelmeyin yani. Kendiniz hakkında sorular sorun bana. Bak Berat abimiz hala burada. En iyi 15'teyiz Berat abi. Cansın. Naz baksana son video kaç dakikada kaç izlenmiş. Merak ettiğin soru var mı? En iyi 15'ten selamünaleyküm bu arada. Oğlum en iyi 15'e girdik lan. Şöyle bir en iyi 3 olamaz biz be. Birkaç K lazım bakalım. Aa, 10K daha gelse en iyi 3'teyiz. TikTok keşfet saat var mı? TikTok'ta keşfet saat diye bir şey yok. Bakın videonuz iyiyse her zaman patlar. Ne olursa olsun videolarınız ama genellikle cumartesi günleri saat 6. Cumartesi günleri 6. Pazar günleri öğlen 12. Hafta içi her gün sadece 6'dan sonra video paylaşın. 6'dan önce video paylaşmayın. Onu söyleyeyim sizlere. Çünkü hafta içi insanlar çalıştığı için, insanlar hep işte okulda olduğu için, 6'dan sonra eve gittiği için, TikTok'a baktıkları için o saatlere video atmanız daha çok sizin için iyi bir şey olacaktır. Bu arada şu an Kuşadası'ndayım. Aydın'da Kuşadası'ndayım. Hepinize selam olsun. Gözde burada yanında.
Beraber. Az sonra gideceğim yanına ben de. Bir 30 dakika sonra. Oğuz, eyvallah kral. Merak ettiğin soruları sormaya devam edebilirsiniz. Yaş 26. Allah razı olsun. Bu arada arkadaşlar, yani bu yayın özel bir yayın. TikTok tarafından ben TikTok tarafından özel bir yayın yapıyorum şu anda. Hani sosyal medya fenomenliği nasıl fenomen olur, keşfet saatleri, video paylaşımları hakkında. O yüzden bana her şeyi sorabilirsiniz açık açık. Yani Mahmut teşekkür ederim. Oğuz Bozkurt teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kaç paradan sonra vergi var? Arkadaşlar bakın, vergi şöyle oluyor. Her gün hesabınıza mutlaka para giriyorsa sizler de artık vergiye mutabıksınız. Eğer ki vergi ödemezseniz para cezası hapis cezasına kadar çevriliyor. Bakın, para kazanıyorsanız vergi ödeyin. Ben ödüyorum vergimi. Bana selam olsun. 1K ne kadar? 1K derken 1K mı? 1K 100 TL falan şu anda. 100 TL ya da 80 TL. Evli misin? Hayır, evli değilim ben. Her ay para veriliyor mu? Yani vergi otomatik kesiliyor. Beni iyi dinleyin. Mesela şöyle söyleyeyim size. Benim banka hesabım var ya. Banka hesabımda otomatik bir ticari hesap bağlı. Bu ne anlama geliyor? Benim hesabıma gelen her para otomatik olarak vergi kesiliyor. Bu para %15 gidiyor. 1000 lira çektim. TikTok'tan 1000 lira çektim diyelim. İş Bankası hesabıma geldi. 1000 liranın 150 lirası otomatik kesiliyor. Hiçbir yere para vermiyorum ben. Otomatik kesiliyor. Ticari hesap. %15. Nerelisin? Bartınlıyım. Vergi %15 arkadaşlar. TikTok'tan. YouTube'dan da %18 veriyoruz. TikTok'tan başka gelirim var mı? Evet, YouTube gelirim var. Instagram gelirim var. Farklı gelirlerim de var tabii ki de. Bir yayında en fazla ne kadar kazandım? Bir yayında en fazla 23 bin lira kazandım. 23 bin TL. Nasıl ünlü olunur? Nasıl ünlü olunur? Arkadaşlar, ünlü olmak için yapmanız gereken tek bir şey var. Çıldırın. Özgüvenli olun. Yani utanmayın. KDV göstermiyorum. Çünkü yok bizde. Kaç dolar oğlum çekebiliyorsun? TikTok'tan kazanman için bildiğin kadarıyla bir 30 ile 100 dolar arası olması gerekiyor. Ne iş yapıyorsun? Sosyal medya, yayıncıyım. Video çekiyorum. Aslan hediyesi sana ne kadar kazandırıyor? Aslan hediyesi bana ortalama bir aslan 3000 TL kazandırıyor. 3000 TL. Bir aslanın getirisi 3000 TL. Universal'ın 3500 TL civarında. Şu an TikTok'ta en çok kazandıran hediye arkadaşlar Universal. Bana bir Universal gelse burada, belki gelir bir tane abimden, bilmiyorum, zengin bir abimden, ablamdan. 3500 TL kazanıyorum ben. Instagram'dan nasıl para kazanıyor? Arkadaşlar Instagram'dan falan aynı şekilde, ne olursa olsun her yerden aynı şekilde para kazanabiliyorsunuz. Sizlerin, bu arada yayında beni izleyen fenomenlere söylüyorum. Yakında hepinize vergi gidecek. Vergi. Bak, vergi ödeyin. Vergi sıkıntı bak. Haberiniz olsun. Devam edelim abi. Merak ettiğiniz sorular var mı? Semih abi. Yayın açmadan, hediye gelmeden de para kazanılır mı? Yayın açmadan, hediye gelmeden para kazanman zor. Çünkü yayın açman gerekiyor. Ooo, kral geri geldi. Berat Bülüç burada. Berat abi, sen neredesin ya? İsviçre'nin kralı burada. Almanya'ya selam. Yani selam TikTok'tan aleykümselam. Tabii alalım kral, ama çok hızlı çünkü yani canlı yayında. Önemli bir yayındayım. Ya kral. Sevenlerimiz kırmıyor. İyi günler. Roblox çalsın. Evet. Devam edelim abi. Arkadaşlar herkes şimdi sorularını yazsın. Berat abimiz burada. Kendisi yayınımızı şu an yargıçlarla biri sırasında. Mahmut Tavdan başkan burada. Kanka kısar mısın? Yankı yapıyor da. Herkes bir yayını paylaşsın bakalım. Kanka kısabilir misin sesi? Evet. Arabanı kaç derece? Arkadaşlar şu anda araba konuşmuyoruz. Sosyal medya konuşuyoruz. Burada TikTok konuşuyoruz şu anda. TikTok'ta oho, Berat abiden bir seyahat arabası. Ya sen nesin be adam ya? Sen nesin ya? Senin Allah'ına kurban. Arkadaşlar bakın, ilk sıradan şuradan Berat abi takip eder misiniz? İsviçre'nin kralı şu an burada. Bizi en iyi 15 yaptı. Abi fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii ki de, gel. Gel yayına en salla. Canlı yayına en salla. Canımsın. Görüşürüz. Sevenlerimiz arkadaşlar, görüyorsunuz. Yani her yerde Allah razı olsun bir canınızı bırakmıyorlar. Türkiye'nin her noktasında böyle. Arkadaşlar merak ettiğiniz sorular cevaplamaya hazırım. Devam ediyoruz. Nisa merhabalar. Berat abi bu arada en iyi 3 yap bize. Valla bu kadar uğraştık bak. Tek yaparsın sen yani. Sana özelden yazacağım yayından sonra. Evet. Gençler soru bekliyorum. Soru bana. Bir tane daha kahve gönderir misin? Nescafe. Biraz sıcak olsun. Evet. Sosyal medyada, evet.
TikTok sadece izlenmeye mi ücret veriyor? Arkadaşlar bakın, TikTok sadece izlenmeye ücret vermiyor. TikTok izlenmeye ücret vermiyor bir kere. TikTok'tan siz şunu yapıyorsunuz. TikTok'tan arkadaşlar canlı yayından para kazanabiliyorsunuz. Ayrıca da sponsorluktan para kazanabiliyorsunuz. İki tane yöntem var. TikTok'un bu iki yöntemi var. Başka para kazanma yok şu an TikTok'ta. Ama şu an TikTok'ta insanlar sizi severlerse sizlere bağış gönderirler. Bakın sevgili Berat abim görüyorsunuz. İsviçre'den beni izliyor. Ben Kuşadası'ndayım. Abim bana bağış gönderiyor. Çok güzel bir sistem var. Adam beni seviyor demek ki, bana bağışı gönderiyor. Çünkü insanlar kendini sevdirmek zordur. İnsanoğlu, insanoğlu kendini sevdirmek zordur. Sevdirmeniz lazım insanlara kendinizi. Nasıl keşfede düşeriz? Arkadaşlar keşfede düşmeniz için videolarınızın iyi olması lazım. Videolarınızın kaliteli olması lazım. Dediğim gibi açı, kamera, ışık ve ilk 3 saniye insanları sıkmamanız gerekiyor. Videolarınızda ne olursa olsun ilk 3 saniye çok dikkat çekici bir şey kullanın. Bu. Devam edelim abi soruları. Mustafa hoş geldin. Efendim abi. Tabii buyur abi gel. Sevenlerimiz robot size efendim. Abi canlı yayına salla. Evet. Kan geliyorum ya, tamam mı? Oraya gitsin. Hadi bakalım. Devam edelim abi. Abi Berat abi gitmiş. Yaş 26. TikTok'ta nasıl ünlü oldun? Arkadaşlar sürekli video çektim. Sürekli içerik yaptım. Ne olursa olsun hiç durmadım ben. Pes etmedim. Sizler de her zaman TikTok'ta ne olursa olsun pes etmeyin. Hani her zaman gel aşkım gel. Harbi mi? Çocuklar. Gel gel selam ver ya gel. Önlerime indir. Şu an küçük su balonu arıyoruz. Kafalarında